Merak etme sen. Arkadaşlar merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Dizi Boyu abone olmayı unutmayın. Türkiye'nin en çok satan kasetleri videomuzu yayınladıktan sonra Ferdi Tayfur hayranları yorumlarıyla videoyu adeta bombardımana tutmuştu. En çok satan kasetin rekorlarının Ferdi Tayfur'a ait olduğunu söylüyorlardı. Biz de kralın 15 Kasım'daki doğum günü sebebiyle hayatına, rekorlarına ve unutulmaz şarkısı Merak Etme Sen'in hikayesine bakacağız. İyi seyirler. Ferdi Tayfur 15 Kasım 1945 tarihinde doğmuştu. Adana'da doğan sanatçıya adını dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur'un hayranlığı babası Cumali Bey koymuş. Oğlunun eğitimine düşkün olan Cumali Bey'in vefatı ile eğitim hayatı sona eren sanatçının yoksul ve trajik hayatı başlamıştı. Okulu bırakmak zorunda kalan ve çiftlikte çalışmaya başlayan Ferdi henüz 16 yaşındayken Adana'dan İstanbul'a geldi. İstediğini bulamayınca tekrar Adana'ya döndü. 1968'de yeniden İstanbul'a geldi ve Seda Plak ile 2 plaklık bir anlaşma yaptı. Ancak yaptığı 2.45'likte hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Büyük bir ümitsizlik içine giren Ferdi Tayfur Adana'ya geri döndü. Daha sonra 1971'de İstanbul'a geldiğinde Huzurum Kalmadı albümü çıkardı. Fakat o da satmadı. Yine yılmadı ve yoluna devam etti. 1973 yılında Görsev Plak adına yaptığı Kır Çiçekleri adlı 45'lik Ferdi'nin ancak geçimini sağlamaya yetti. Ve en sonunda büyük patlamayı yapacağı albüm 1975'te Eleanor Plak'a transferiyle gerçekleşti. Bırak Şu Gurbeti ve Çeşme albümleriyle iyice zirveye tırmandı. Ve derken sinemanın kapıları sonuna kadar açıldı. 1976 yılında Çeşme filmini çekerken Necla Nazır ile tanıştı ve ona aşık oldu. Ve sonra günümüze kadar 250 yakın beste ve şarkı sözü, 9 altın plak ödülü, 100'e yakın albüm, 400'den fazla eser ve 34 tane filmle iyice efsaneleşti. Şimdi rekorlarına geliyoruz. Gülhane'de vermiş olduğu konsere yaklaşık 200 bin kişi katılmış ve bu alanda rekor kendisindeymiş. Arabeskin çöküşe geçtiği 90'lı yılların başında çıkardığı Prangalar albümüyle resmi olmayan sonuçlara göre 6 milyon satış yapmış ve albüm 2 yıl piyasada kalmış. Yine Prangalar albümünde yer alan Emmioğlu şarkısı 1 yıldan fazla süre yani 60 hafta boyunca Kral TV'de ilk sırada kalarak tüm zamanların rekorunu kırmış. İnsan Sevince plağı Rusya ülkesinde de basılmış. Bu alanda Ferdi Tayfur ilk Türk sanatçı olmuş. Ve Ferdi Tayfur'un Çeşme isimli filmi 12 milyonluk gişeyle bu alandaki rekoru elinde tutuyor. Eserimiz. Çeşmemiz. 80'lerin kült şarkısı Merak Etme Sen ise onun tam anlamıyla zirveye yerleştiği şarkı olmuş. Aslında bu şarkı onun gençliğinde yaşadığı yarım kalan bir aşk hikayesinin eseri. Olay şöyle gelişiyor. Genç Ferdi her gün yorgunluğu ve bezginliğiyle sabaha karşı fabrikadan evine döner. 1-2 saat uyuduktan sonra kardeş hemen başına dikilir. Abi, abi uyan. Ne var, ne istiyorsun der Ferdi. Abi sana bir müjdem var. Nedir müjde? Karşıda oturan teyze evini kiraya vermiş. Alkış mı çalayım? Bana ne oğlum evini kiraya verdiyse? Abi olur mu? Durmadan başımızı şişirmiyor muydu? Abi uzatma ya, başını kaldır da bak. Ve Ferdi merak eder ve başını kaldırır. Bir de bakar ki ne görsün. Saçları omuzlarından beline düşmüş, ceylanlar kadar güzel bir kız. Böylece kız aklını başına alır Ferdi'nin. Her gün onu izlemeye koyulur. Kaderin cilvesi işte. Kız aylar sonra Ferdi'nin çalıştığı fabrikada işe başlar. İkisi de birbirine meylederler ama ikisinin de mahcubiyeti yüzünden bir türlü birbirlerini sevdiklerini söyleyemezler. Sonra günün birinde Ferdi'nin canını tak eder, pencerenin önüne geçer, duvarda duran sazını eline alır ve şöyle seslenir sevdiğine. Merak etme sen, merak etme sen. Olmasaydı derdimiz, söyler miydi Ferdi abimiz? Ferdi Tayfur'un doğum gününü kutlar ve tüm Ferdicileri selam ederiz.